Efendim bir son dakika gelişmesi var. Hemen aktaralım. Maalesef Adana'da bir deprem daha gerçekleşti. 4.5 büyüklüğünde oldu bu kez deprem. Hemen AFAD'dan gelen ilk detayları sizinle paylaşalım. Yaklaşık 10 dakika önce gerçekleşti deprem. Adana'nın Aladağ bölgesinde gerçekleştiği bilgisi var. Büyüklüğü 4.5 olarak kayıtlara geçti AFAD'dan gelen bilgilere göre. Yine saati, enlemi, boylamı, derinliği 7.3 kilometre olarak kayıtlara geçmiş durumda. Ve şimdi altında mesajlarda da yine Adanalıların mesajları var sosyal medyada. Çukurova'da sallandık diyenler var. Geçmiş olsun Adana mesajlarını paylaşanlar var ki biz de CNN Türk ailesi olarak bir kez daha geçmiş olsun mesajımızı iletelim. Detaylarını yine konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Çok yeni AFAD'dan gelen bilgileri sizlere aktarmış olduk. Devam edelim. 9 Temmuz'da sel felaketi yaşayan Bartın'ın Amasra ilçesi ilginç bir keşfe neden oldu. Roma döneminden kalan antik su kanalı taştı. Bölgede zaman içerisinde Horhor Deresi adını alan kanal 5 metre genişledi. Bunun detaylarını az sonra aktaracağız ama az önce aktardığım üzere Adana'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştirmişti. Şimdi hattımızda uzman bir isim var. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle birlikte. Sayın Ersoy hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Adanalılara bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Neden kaynaklanmış olabilir? Oradaki yine fay hatlarından dolayı beklenen bir deprem miydi? Nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi? Şöyle ki 6 Şubat iki büyük depremden sonra şunu söylemiştik. Deprem olan bölgede uzun sürede bir deprem olmayacak. Çünkü burası stresini boşalttı, rahatladı. Ama komşu alanlarda yeni depremler ve artçı depremler yaşanabilir diye. Bunlardan bir tanesi Adana'nın kuzeyiydi. Diğer tarafta Malatya, Elazığ taraflarıydı. Farkındaysanız birkaç günden beri her iki tarafta da depremler meydana gelebiliyor. Yani bu o büyük depremlerin artçısı gibi de düşünülebilir. Tabii bu büyüklükteki deprem herkes tarafından rahatlıkla hissedildiğinden korku ve kaygı da veriyor normal olarak. İşte bu büyüklükteki depremde özellikle afet bölgesindeki binalara fazla yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü bunlar her gün yaşanacak normal depremler diye söyleyebiliriz. Yani beklenen bir depremde diyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Bu günlük deprem aktivitesi içerisinde bu tür artçı depremlerin olması normaldir. Hocam bölgedekilere yaptığınız uyarılar da çok önemli, binalardan uzak durulması durumunu söylediniz. Yine uyarılarınızı alalım lütfen. Tabii şimdi özellikle yorgun binalar var. Yani ayakta gibi dursa da o bina özelliğini yitirmiş, yıkıma muhtaç binalar var. Bu binalar bu tür küçük sarsıntılarda bile yıkılabilir. Dolayısıyla binaları hiçbir şekilde kullanmamak gerekiyor. İçine girilmeden, işte etrafında dolaşılmadan, hatta bu tür binaların etrafında emniyet şeritlerinin de çevrili olması gerekir ki insanlar yaklaşmasın. Yani bu büyük bir tehlike yaratabilir yan binalar için, vatandaşlar için. O yüzden bu ayakta gibi görünen fakat sağlam olmayan hasarlı binaların yanında olmamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Sayın Ersoy, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Çalışmaları nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz, yeterli mi? Hangi önlemler alınmalı bölgede? Şimdi öncelikle enkazların kaldırılması gerekiyor ama bu enkaz kaldırma işimi bayağı uzadı. Çünkü yıkım çok fazlaydı. 6 aylık süre içerisinde daha mesela Hatay'da 30 bin binanın yıkılmaya ihtiyacı var. Bu iş uzadıkça da tabii hem çevre sağlığı açısından hem de insanlar için tehlike arz edebiliyor. Öncelikle kalıcı konutlar yapılırken bu şeylerin kalkmış olması gerekiyordu. Bu enkazların kalkmış olması gerekiyordu. Çok iptidai şekilde bu binalar yıkılıyor. Yani iş makineleriyle. Halbuki çok teknik yıkım araçları var. Mesela küçük patlatmalarla büyük şehirlerde bile bir sürü
yapısının arasında bile küçük gecikmeli patlatmalarla bunları yıkmak mümkün. Ama iş makinalarıyla hem çevre sağlığı açısından hem de süreç olarak uzun zamanlarda yıkılıyor. Bir an önce enkazların öncelikle kaldırılması Peki. gerek ve insanların konut ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Sayın Ersoy, çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Efendim, Adana'da dakikalar önce, yaklaşık 10 dakika önce 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte bunu konuşuyoruz konuklarımızla. Bir diğer konuğumuz şimdi telefon attığımızda yine Profesör Doktor Süleyman Pampal, deprem uzmanı. Sayın Pampal, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Adanalılara bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Siz evet. bekliyor muydunuz bu deprem? Beklenen bir deprem miydi hocam? Değerlendirmeniz nedir? Bölgede bu türden depremler her zaman beklenir. Zaten bir 15 gün kadar önce Kozan Minnetli 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem onun biraz batısında ama aynı bölgede. Buralarda bu türden deprem üretecek potansiyeli olan kısmen küçük aktif faylar var. Bunlar kırılabilir, normal karşılamak lazım. Sayın Pampal? Evet, normal karşılamak lazım. Evet. Bu türden depremler bölgede sürekli olur zaten. Yani şu anda maalesef insanlarımız, özellikle de Adanalılar, büyük depremlere hazırlandığı için bu tür depremler onları tedirgin ediyor ve acaba büyük bir deprem olur mu? Yani bunlar daha önce de, yani 6 Şubat depremlerinden önce de bölgede olağan depremlerdir. Çünkü bölge bu türden deprem üretme potansiyeli olan faylar tarafından kırılmıştır, vardır yani bu türden faylar. Abartmamak gerekir diye düşünüyorum. Sayın Pampal, bu 4.5 büyüklüğünde bir deprem ve bunun yine olası olduğunu, beklenen bir deprem olduğuna dikkat çektiniz. Daha büyük ölçekte bir deprem bekleniyor mu bölgede, böyle bir öngörünüz var mı? Yani çeşitli meslektaşlarımız farklı zamanlarda, özellikle 6 Şubat sonrası belli fayların, özellikle de Savrun fayının kırılarak 7 ve üzeri deprem üreteceğini belirtmişlerdi. Bu türden yorumlar yaptılar. Ancak ben daha önce de açıkladım. Yani Haziran ayında ikinci kez bölgeye gidip Savrun fayını çalıştım. Yaklaşık 2 aydır bölgedeyim. Minnetli depremi sırasında da oradaydım. Yani bunların Savrun fayıyla ilgisi yok. Savrun fayının kırılması söz konusu değil. Yani aktif bir fay değil bir kere. Yani atmıyor sende kırılmış bir fay ve çok parçalı bir fay. O bakımdan Savrun fayı kuzey doğu güney batı, yani Adana Kozan Göksun arasında devam ediyor. Onun doğusunda ve batısında daha küçük ölçekli depremler üretecek ama aktif faylar olduğunu, özellikle Minnetli civarındaki Akçalışağı fayının bu türden olduğunu ve Minnetli depremi benzeri bir deprem üreteceğini daha önce de açıklamıştım. Aynı görüşteyim. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Pampal, yayınımıza katıldığınız, bilgilerinizi paylaştığınız için.